Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Herkese merhaba. Ben Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Savunucusu. Değerli dinleyenler, COVID vakaları son hızla artıyor. Oldukça tehlikeli, sıkıntılı bir yere gelindi. Hem Türkiye'de hem dünyada COVID-19 durdurulamıyor. Aşısının bulunması mevzu bahis ama bu aşının bugün yarın hemen gündeme gelmesi ve insanları kurtarması o kadar kolay bir hadise değil. Biz Türkiye'deki COVID-19 vakaları gerçeğine, toplumu ve cezaevlerini nasıl etkilediğine biraz bakmak ve Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda neler yaptığını ve son bütçe görüşmeleri sonrası Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 vakaları konusundaki hazırlığının ne olduğuna bakmak istiyoruz. Malum Eylül 2019'da Çin Wuhan kentinde başlayan COVID-19 salgınına Türkiye hazırlıksız yakalandı. Mart ayında başlayan vakalardan sonra testler temin edilememişti ve ardından alınan önlemler konusunda gecikmeler vardı ve biz bunları defalarca söylemiştik ve gereken önlemler uzun vadeli olarak alınmazsa büyük can kayıpları olur diye dilimizde tüy bitti bunları söylemekten. Haziran ayına geldiğimizde turizm nedeniyle önlemler gevşetildi ve bunun sonucu olarak Ağustos ayı başında vakalar artmaya başladı. Tabii ki ekonomiyi de düşünmek gerekiyordu ama sosyal bir hukuk devletinin böylesine olağanüstü durumlar için hazırlıklı olması gerekiyordu ve esnafını evinde tutarak koruması, kollaması gerekiyordu ve COVID-19 salgınıyla böyle en iyi mücadele edilebilirdi. Hem insanların ölmesini engelleyerek hem de insanların evde otururken parasız kalmamasını sağlayarak bunu yapmalıydı. Ama hazine yağmalanmıştı, talan edilmişti. Mezardakilerin oluşturduğu kurumlar bile satılıyordu. Gerçekten büyük bir açgözlükle, hırsla özelleştiriliyordu. Şu anda var olan tüm devlet mülkiyetleri de har vurup harman savurularak talan ediliyordu. Ve ekonomi de batma noktasına gelmişti. Yanlış ekonomik politikalar nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı sonunda bırakıp kaçmayı tercih etmişti. İşte öylesi bir ortamda COVID-19'a yönelik etkili sağlık tedbirleri alınmaması ve daha sonra sıkışan ekonomi dolayısıyla turizm sektörü canlandırıldı ve Ağustos ortalarından itibaren COVID-19 vakaları artmaya başladı. Ben bir göğüs hastalıkları uzmanı hekim olarak, bir insan hakları savunucusu olarak Ağustos ayından itibaren sokağa çıkma yasakları ve önlemler alınması gerektiğini hep söyledim. Ama iktidar ekonomik olarak sıkışmıştı ve bu önlemlere başvuramıyordu. Bilim kurulu anladığım kadarıyla bu önlemlerin olmasını aylardır söylüyordu ama İktidar buna cesaret edemiyordu çünkü ekonomi çok çok kötüye gidiyordu. Doların, euronun, altının yükseldiği bir zaman diliminde buna cesaret etmesi kolay bir hadise değildi kendileri açısından ve sonrasında vakalar artmaya başladı. Günde yüzü geçen ölümler, 4000'den fazla olan vakalar resmi açıklamalarda, gayri resmi açıklamaların çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Bütün bunlardan sonra iktidar önlemler paketi açıkladı, sokağa çıkma yasakları açıkladı. Ben bu sokağa çıkma yasaklarını destekliyorum ve gecikmiş olduğunu düşünüyorum. Daha etkili bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum ve esnafın da memurun da bu noktada daha etkili bir şekilde desteklenmesi, sağlık çalışanlarının desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Sağlık çalışanları namlunun ucunda ve çok dökülüyorlar. Büyük ölümler oluyor. Bunların durdurulması için
daha etkili önlemler alınması lazım ve koruyucu maddelerin daha etkili bir şekilde ekipmanların kullanılması lazım. Bütün bunlardan sonra yoğun bakımların artık tıkandığı, bittiği, yoğun bakımlarda hastaların bekletildiği oldukça sıkıntılı bir döneme girdik. İşte böylesi bir dönemde cezaevlerinde de vakalar çok arttı. Şu anda cezaevlerindeki vakaları yakinen takip ediyorum. Fakat bu konuda Adalet Bakanlığı hiçbir açıklama yapmıyor. Cezaevlerindeki vakalar konusunda belki tek açıklama yapan milletvekiliyim. Birçok cezaevinde salgınlar devam ediyor. Mahpuslar son derece tedirgin. Hijyen maddelerine yeterli oranda ulaşamıyor. Kalabalık koğuşlarda oldukça sıkıntılı bir durumdalar. Ölen birçok vaka var. Mahpus yakınları büyük bir tedirginlik yaşıyor. Geciken vakalar sonrasında ölen vakalar bize ulaşıyor. Ve Adalet Bakanlığı tek bir kelime açıklama yapmıyor. Ve bütün bunlardan sonra Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde alındı. Bakanlığın yaptığı açıklamaların samimiyetsizliği vurgulandığı zaman işin doğrusu Sağlık Bakanlığı'ndan çok ciddi açıklamalar gelmedi. Çok inandırıcı açıklamalar gelmedi. O da sonuçta bir bakan ve COVID ile ilgili açıklamaları kendisi yapamıyor. Cumhurbaşkanı yapıyor. Ve ne denilirse ona uyuyor. Sağlık Bakanlığı bütçesine baktığımız zamansa 77 milyar 600 milyonluk bir 2021 bütçesi olduğunu görüyoruz. Bunun 40 milyarının personel ve SGK giderlerine ayrıldığı ve 16 milyarının da şehir hastanelerine ayrıldığını görüyoruz. Bütün bunlar aslında COVID'i önleme çalışmaları ve sağlık alanındaki yatırımlara pek bir para ayrılmadığını gösteriyor. Çünkü şehir hastaneleri konusu büyük bir skandal. Şehir hastanelerine ödenen paralarla, yılın ilk 8 ayında ödenen paralarla 17 tane 500 yataklı devlet hastanesi yapabiliyoruz. Veyahut da devlet bu hastaneleri yapmaya kalksa yılın ilk 7 ayındaki şehir hastane müteahhitlerine ödenen paralarla 3 tane şehir hastanesi devlet, kamu kendi imkanlarıyla yapabilir. Ve maalesef şehir hastanelerine yatırılan paralar müteahhitlere giden bir rantiye olarak kayıtlara geçiyor. Bütün bu Sağlık Bakanlığı bütçesine bütüncül baktığımızda genel bütçenin %5,7'si olduğunu görüyoruz. Aslında bu kadar şu anda gündemimizin en önemli konusu olan COVID ile mücadele için çok daha fazla bir bütçe ayrılmalıydı. %10'dan aşağı olmamalıydı. Ama %5,7'de kaldığını görüyoruz ve bunların da doların yükselmesi nedeniyle 2020 yılı bütçesine göre aslında oldukça dezavantajlı bir durumda arz ettiğini görüyoruz 2021 bütçesinin. Bütçenin büyük bir miktarının işte statik giderlere ayrıldığını, müteahhitlere gittiğini ve iflas durumunda olan üniversitelere bir kısmının gittiğini ama yetersiz miktarda gittiğini. Çünkü 19 milyara yakın borcu olan üniversiteler var ve onlara 1,6 milyarlık bir bütçe ayrılmış durumda. Sağlık Bakanlığı'na 18 milyarlık bir bütçe sağlık giderlerine ayrılmış durumda. Yani sonuçta sağlık alanında COVID ile mücadele edecek bir bütçe göremiyoruz. Çünkü bu COVID mücadelesi için çok daha büyük bir bütçe miktarının ayrılması gerekiyordu. Şu anda ülkenin en büyük meselesi COVID. Herkes bunu çok iyi biliyor. Yani ekonomi evet çok bir önemli bir sorun ama insanların malından ziyade canı son derece önemli aslında. Çünkü can kayıpları yaşanıyor, canımızı kaybediyoruz. Canın mevzu bahisi olduğu bir yerde
En önemli husus tabii ki canlı etkileyen hastalıkla mücadeledir, COVID'le mücadeledir. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı bütçesinin de yetersiz olduğunu, bu bütçeyle toplumdaki COVID vakalarına karşı mücadelenin yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Zaten Adalet Bakanlığı için çok bir şey demeye gerek yok. Kendi haline bırakmış cezaevlerini ve cezaevleri COVID vakalarıyla kaynıyor. Görüş yaptırmamakla, insanları daha çok tecrit altında tutmakla, hakları kısıtlamakla bu COVID vakalarıyla mücadele edeceğini sanıyor Adalet Bakanlığı, ama yurdun dört bir tarafından COVID vakalarından dolayı ölümler ve vaka haberleri geliyor. Bundan sonraki süreçte olması gereken bu yağma ve talan zihniyetinde olan iktidarın bir an evvel gitmesi ve halkın sağlığı, adaleti için mücadele edecek bir iktidarın halkın iradesiyle yapılacak seçimlerle iş başına gelmesidir. Çünkü bu iktidar durduğu müddetçe rant elde edici mekanizmaları düşünmekten başka bir şey yapmayacaktır. Ben Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Kocaeli Milletvekili, bugün size COVID hastalığıyla mücadelede toplumsal durum, cezaevlerin durumu ve buna karşı Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinin ne derece etkili olacağını anlattım. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Hoşça kalın. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.